Şila. Şşt, şşt, şşt. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şila, artık senin bu evi kontrol ettiğin gibi Tesla da kontrol ediyor biliyor musun? Şila. Oy kuzusu. Oy bebisi, canısı. Oo, şşt, baksana kız. Hey, elin de verdi. Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, ben de iyiyim. Allah'ım, bu nasıl güzel bir havadır ya. Şu İzmir'in haline bakar mısınız? Kısa kolda bir yelekle çıktım. Çünkü öğlen güneşi artık kime vururmuş bilmiyorum. Değerli arkadaşlar, ben şu anda bir müstakil evde oturuyorum. Bir komşumuzla birlikte paylaşıyoruz. Yaz boyu bizi incelediniz ve bu müstakil evin içerisinde bir bahçemiz var. Ve bizim burada artık bir güvenlik görevlimiz işe başladı. Ne ismi? İsmi Tesla güvenlik görevlisi. Son gelen güncelleme ile birlikte artık aracım uzaktan erişebildiğim bir kamera sistemine ait bir yapısı var ve gerçekten de beni mest etti. 41 nolu güncellemeyi bekliyorduk. Herkese atanmadı ama ve lakin şimdi atandı ve gerçekleşti. Arabanın içerisindeki şuradaki kamerası, ön kamerası, arka kamerası ve iç kamerasından insanlar arabalarına canlı bir konumda bağlanıp rahatlıkla gözlemde bulunabiliyorlar. Ben de şimdi size bu gözlemimi anlatabilmek için arabaya karşı bir şey yapmak istedim. Geleyim de yanında diye. Öncelikle cep telefonunuzdan bu uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Kendi şey uygulamasını Tesla'nın ve bu sayede de arabanıza rahatlıkla ulaşabiliyor oluyorsunuz. Şimdi ben yavaş yavaş yürüyeyim. Hem de o sırada telefonumdan Tesla'ma bağlanayım. Bakın şu anda bir tarafta kendimi koyuyorum, bir tarafta da şeyi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar güvenlik modunu etkinleştirdiniz. Güvenlik ve sürücülerin altından. Eğer güvenlik modunuz etkin değilse bu özellik çalışmıyor. Ben şu anda yolda yürüyorum böyle. Arabamın etrafında acaba neler oldu, neler bitti diye merak ediyorum. Buradan canlı kamera görüntülüye bastığınız zaman araç şu anda gidip de canlı kameraya bağlanıyor. Bir yandan da böyle telefonumdan da göstereyim. Bakın şu anda aynı şekilde canlı kamera özelliklerinde benimle birlikte gelmiş oldu. Hadi artık yavaş yavaş arabanın yanına doğru yürüyelim. Bakın arka kameradan benim ona doğru geldiğimi görebilirsiniz. Şöyle büyüteyim o kamera ayarını. Bakın yaklaşıyoruz. Yolda yürümekte olan kişinin benim olduğumu seçebilirsiniz. Bakın yandan aşağı doğru gelmeye başladı. Bu özellik şu anda Türkiye'de eşsiz. Başka hiçbir araba firmasında bulunmayan bir özellik. Yavaş yavaş arabaya doğru da yaklaştığımda göreceksiniz ki bu şekilde arabanın sol arka aynasında bakın yürümeye başladım ve güzel güzel geldim, selam veriyorum kendi arabama. Canlı yayın neredeyse birebir aynısı, bakın ters ışıkta kalmış bir engini görebiliyorsunuz. Şu anda bu kamera canlı. Hatta şöyle ön tarafa doğru geçelim. Ön tarafa baktığımız zaman da ya o kadar anlık çalışıyor ki anlatamam size. Ben bu yayını buradan bile yapabilirim. Benim sesimle arabanın görseli arasında aynısı oluyor. Hatta yelleme bakalım çalışacak mı? Çalışmıyor demişti arkadaşlarım ama ya da arabaya karşı şu. Bakın ses geliyor mu? Bence geldiğini duyuyorsunuzdur. Şu anda şuradan alt taraftan geliyor. Arkadaşlar lütfen arabanın yanından çekilelim. Çekilmenizi istiyorum. Bu araba şu anda uzaktan izlenmektedir. Bakın gördüğünüz üzere. Çok komik bir şey oluyor. Selektör yak dediğiniz zaman araç bir selektör yapıyor. Kornaya bas dediğiniz zaman da kornaya zaten basabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğim zaman da 15 dakika hakkımız var bunu yapabilmek için. Bu 15 dakikalık süre zarfında da BTK'nın bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak bunu yapabiliyoruz. En son bir de arka kameradan kendimize şey yapalım. Çok da kirlenmiş. Şöyle şunu canlı yayında bir temizleyeyim de. Şöyle hop. Şöyle tertemiz olsun. Mis. Arka kamerayı da temizledik. Bakın azıcık da buğulu oldu. Karşısında oturuyorum. Görüyorsun. Şöyle elimle canlı yayında temizlemiş oldum. Ben bu kadar net bir görüntü olacağını ve bunun sayesinde de daha doğrusu beni şeyi çok şaşırttı. Anlık nasıl bir server varsa, nasıl bir şeyi varsa ona çok şaşkınım. Kapatayım şunu şuradan. Ona çok şaşkınım. Bunu ne diye kullanacak insanlar? Ne diye kullanabilirsiniz? Ya mesela oğlunuza verdiğiniz arabayı, kızınıza verdiniz.
ve arabanın içine bakabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki kamerayı da çalıştırıyor izin verdiğiniz zaman. Hiçbir şekilde bu kameranın kullanılmadığını söylüyor Tesla. Tabii ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. Benim çok önemli bir işim olmadığı için rahatlıkla bunu kullanabilirim. Arabanın içerisinde bir şey unuttunuz mesela. Bakmak için kullanabilirsiniz. Arabanın etrafına zaten bakabilirsiniz. Tabii kötü niyetli insanlar da şey olabilir ama arabaya uzaktan bağlandığınızda bununla alakalı şey olabiliyor. Nasıl diyeyim size? Arabaya uzaktan bağlandı. Ekranda bir uyarı metni sizlerle paylaşılıyor. Şu anda araba uzaktan gözlenmeye başladı diye. Araba şarjda olduğu için şu anda bakayım yine hala o şey aktif mi? Yani arabanın içerisine girdim ve canlı konum görüntülemeye bastığımda çalışacak mı? Hemen bakalım. Arabanın yenileye basıyoruz. Ondan sonucuma böyle geldi. Basıyoruz. Yenilenmiyor. Kameralar kullanılmıyor. Neden? Araba şu anda işin içerisindeyiz. Gitme durumunda kullanılmadığını zaten söylemişlerdi. Ben de daha test etmedim. O da bir bilgi olarak burada kalsın. Bugün böyle küçük evime ProNet almış gibi hissediyorum kendimi. Hatta ProNet'in aylık herhalde 300-400 lira oldu ya da o güvenlik, kale güvenlik vesaire diye. Şu anda Tesla'nız varsa günde 15 dakika istediğiniz zaman arabanızı koyduğunuz yere otobüsünüz. Nerede kullanabilirsiniz başka? AVM otoparklarında. Sarıda mı, turuncuda mı, kırmızıda mı, yeşilde mi bıraktın bilmiyorsun. Hemen aç, oradan bağlan, mis gibi işini gör. Ondan sonracıma ne olabilir başka? Otopark yerini hatırlamıyorsun. Arabayı nereye park ettiğini hatırlıyorsun. Hani AVM'ye girince koca AVM'yi gösteriyor değil mi? Normalde biz zaten şey yapabiliyoruz. Hangi otoparkta kaldığım, yani arabayı park ettiğimiz yeri görebiliyoruz. Ama bununla da birlikte kaçıncı katta olduğunuzu kameraların aldığınız bilgiyle, tabii internet çekiyorsa, görüp direktman şeydeymişim, 3. otopark, yeşil otoparkta B24'teymişim deyip yapabilirsiniz. Artık telefonla fotoğraf çekmenize gerek kalmadı. Tabii o günkü kontürünüz biter, dakikanız biterse ne yaparsınız onu bilmiyorum. Fakat Tesla bizi çok mutlu etmişti bu konuda. Gerçekten ziyadesiyle ben aldığım üründen yeni bir ürün çıkmasına bayıldım. Canlı kamera erişim ve otopilotu başlatmak için tek çekme geldi bu sürümde. Şu güvenlik bölümünden arkadaşlar bunu canlı kamerayı mobil uygulamayla görüntüleyi açmanız gerekiyor. Yazılım olarak da işte şu yazılıma geçmeniz lazım. 44.1'li olan yazılıma geçmeniz lazım. Bana otopilot full self driving bilgisayar mı? Nasıl ya? Ek araç mı? Otopilot bilgisayar full self driving. Vay. Bir tane daha güncelleme gelmiş. Ne gelmiş? Navigasyon gelmiş. Neyse çok önemli değil navigasyon. Ama bir dakika bizim otopilot yok ya. Otopilot dahil paket aynen. Arabam da 35 bin kilometreye gelmiş. Allah bin bereket versin. Türkiye'nin en yüksek kilometreli kanıtlanmış kanalı olan Tesla'sı olarak da zevkle birazdan İstanbul'a doğru yola çıkacağım. Olacak o 35.800 kilometre. Teşekkür ederim katkılarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz için. Bu gibi bilgileri alabilmek istiyorsanız her daim şey yapabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yükledim? O videolarla sizi baş başa bırakacağım. Bir başka etkinlikte görüşünceye dek kocaman sevgiler. Hoşçakalın. Ve güzel alan geldi. Canlı kamerayı mobil uygulama yoluyla görüntüle diyoruz. Buna bir bastığımız zaman bize uyarı getiriyor. Ek güvenli bir kolaylık için park edildiğinde aracın çevresi uzaktan görüntülenmesine izin verir. Örneğin siz uzaklaştıktan sonra dönmeden önce aracınızın çevresini görüntüleyebilir ve park metreyi kaçırıp kaçırmadığınızı görebilirsiniz. Yani Amerika'daki bu park sistemleri var ya ona baktırtıyor. Kullanılan aracın farları yanıp sönecek ve dokunmatik ekran güvenlik modunun etkileştiğini gösterecek. İçeridekilere bilgi veriyor. Video kayıtları ile ilgili tüm yerel yönetmeliklerin mülkiyet kısmına danışmanın ve uymanın yegane sizin sorumluluğunuz olduğunu lütfen dikkate alın. Yani diyor ki sen bununla bir kanıt oluşturursan Hacı abi kusura bakma benlik bir şey yok bunda diyor. Devam ederek kokpit korumasının dikiz aynası üzerinde bu özellik için aracın iç görüntüsünü dahil etmesine izin verirsiniz. Kokpit kamerası verileri aracın içinde işlenir. Tesla dahil kimsenin buna erişimi yoktur. Yersen muhtemelen öldür. Güvenlik modu canlı kamera erişimini etkinleştirmek istiyor musunuz? O kamerada şu dostlarım. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama buradaki bu kamera şuradaki bu kamera içeriği gözetleyebiliyor. Ben şimdi Köfteci Yusuf'a gideceğim. Bir yemek yiyeceğim. O yediğim yemek sırasında bunu şey yaparız. Evet diyorum. Artık canlı kamera mobil şey yoluyla geçebilecek.
içerideyken de bir etrafı çekeriz. Böyle bir kısa güzel bir video yapmış oluruz. Yani sorumluluğu tamamen bize aktardığı bir yapısı var. Yani bunu neye kötüye kullanabilir insanlar? İşte eşine dostuna arabayı verip bu açık halde o indikten sonra mesela app'ten bakabiliyoruz ya araba durmuş. Duralı bayağı bir olmuş. Açıp nereye gitti? Etrafta neler var? Ama 15 dakikayla sınırlı. 15 dakikayla sınırlı olduğu için saatlerce yapamaz ama sonuçta işini görebilir. Ya da kamerayı iç kamera. Araba giderken çalışıyor mu onu bilmiyorum. İçeride birileri varken. Boşken bakılabilir diye anladım ben ama belki de giderken de görülebilir. Düşünsenize araba park edilmiş içinde oğlunuza verdiniz. Açtın kamerayı bir anda ekranda yandı ve yanında kız arkadaşıyla ya da bir arkadaşıyla sigara içiyor. Oğlun arabanın içinde sigara içerken yakaladın. Yani ayıp. Ben zamanında lisede öyle bir şey olmuştu. Ne utanmıştım ya evdekiler beni sigarayla içtiğine. Şu anda içmeye başladım. Çat çat yakar içerim yani. Sigara kullandığımdan değil de işte bu tarz şeyler olmasın diye park metre ne kadar şey bir amaçtan çıkıyor. Yani şurada bir tane park metre var. Arabanın kamerasını açıp süren ne kadar dolmuş, dolmamış buna bakmak için yapın diyor. Tabii Türkiye'de bu iş neler neler kullanılır yani. Eşine verip onun nereye gittiğini görmek. Mesela konum kayboluyor değil mi? AVM otoparkına girdiniz. Mesela ben orada kullanacağım bunu. AVM otoparkına park ettin arabayı bulamıyorsun. Kornaya basıyorsun çalmıyor. 4 katlı AVM otoparkı var. Hangi rengi kaldı mı artık bakmam bundan sonra açarım. Eğer interneti çekiyorsa AVM otoparkında genelde Turkcell baz istasyonu koyuyor çekiyor da gidip orada hangi renkte neredeymiş arabanızı şak diye bulabilirsiniz. Ya da mesela üstün arabada mı unuttun? Hemen kameradan bak. Arabanın içinde miymiş diye bakabilirsiniz. İşte anahtarı arabada mı kalmış? Aç kameraya bak. Onu yapabilirsiniz. Ya da arabanın önüne arkasına birisi park etmiş mi? Ya bakayım o benim yerime kim park ediyor? Onun için yapabilirsiniz. Böyle şeyler de kullanılabilir. Bence gayet güzel. O zaman Köfteci Yusuf'a gidelim. Geleneksel kanalımızın milli şeysi. Yemek supplier'ı diyelim. Gidelim de bir döner mi yesem? 130 gram yaprak döner 125 TL. Ya geçen gün çok üzücü bir şey gördüm. Ben bir şey yedim. Yok göstermeyin falan. Arkadaşlar 125 liralık yeri de yani tutup da Ulus 29'a gittiğimiz soframızı göstermiyoruz ki. Tamam zor zamanlardan geçiyoruz. En sonunda şey yazdım. Yiyemeyen sen misin? Eğer öyleyse hakikaten kendim ısmarlayacaktım. Öyle. Bakalım şimdi ne çıkacak.